Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda, hatta iki önceki videomuzda Selçukluların geçmişinden bahsetmiştik. Ya, araştırma yapmak istiyorsak eğer Selçuklular ile ilgili hangi kaynakları kullanabiliriz demiştik bir videomuzda. Ki bu ilk videomuz Selçuklu tarihinin. İkinci videomuzda günümüze kadar yapılan Selçuklular ne durumdadır diye video çekmiştik. Ki bu ikinci videomuzdu. Şimdi üçüncü videomuzda ise Selçukluların soyu nereye dayanmaktadır? Selçuklular kimdir? Nereden gelmektedir? Ve kimin torunlardır? Kimin çocuklarıdır? Bunlar hakkında ayrıntılı ve bilgilendirici bir video çekip sizlerle paylaşmak istiyoruz. O zaman hazırsanız dostlarım, kardeşlerim, videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçuklular Türklerin İslam dünyasına hakim olmalarına ve yayılmalarına, İslam medeniyeti ve kavimleri tarihinde yeni bir devir açmalarına amil olan kavim ve hanedanların adıdır. Ki bakın Selçuklular 5'e ayrılır. Biz 2 diye biliyoruz ama aslında 5'tir. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Kirman Selçuklu, Irak Selçuklu, Suriye Selçuklu. İki esas kola ayrılıp 16. düzeltiyorum. 11. asırdan 14. asıra kadar Türkistan, Harezm, Horasan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye'de hüküm sürmüşlerdir. Selçuk'un oğlu Mikail'in neslinden gelen büyük Selçuklular ile Irak, Kirman ve Suriye Selçukluları birinci kolu, Selçuk'un büyük oğlu Arslan Yagbun'un soyundan gelen ve onun torunları tarafından korulan Türkiye Selçukluları da ikinci kolu teşkil eder. Devletin kuruluşundan önce Selçuklular tabiri der manasıyla sadece Mikail'in oğulları Tuğrul ve Çağrıbeylere mensup Türkmenlere alem olup diğerleri bazen Selçuk'un oğlu Yusuf İnal'a nispetle İnanlılar ve Arslan Yagbu'ya mensup olanlar da Yagburular adları ile anılmıştırlar. Daha küçük zümrelerde beyleri dolayısıyla Kızıllılar, Yağmurlular adlarını almışlardır. Çok geniş manasıyla da Türkistan'dan Akdeniz kıyılarına kadar hüküm süren bütün bu devir Türkleri Selçuklar tabiri ve tarihi sümaline girer. Bu hanedanın ciddiyen atası olan Selçuk'un adı Arap harflerinin fenotik kifayetsizliği dolayısıyla kaynaklarda ve tetkiklerde Selçuk şeklinde yerleşmiş ise de bu şekil Türkçe ahenk kanununa aykırı olduğundan tarihçilerin dikkatini çekmiş ve ilk defa Mark Rutte bunun aslında Selçuk olması gerektiği fikrine ileri sürmüştür. Fakat önce Walt Bayrott, daha sonra da bu meseleyi hususi bir araştırma mevzu yapan Rusya yani Kazgarlı Mahmud'un Dede Korkut kitabının verdiği yazılıslara dayanarak doğrusunun Selçuk olacağı tezini müdafaa etmişlerdir. Bu tez oldukça doğru olarak kanıtlanmış ise de eski şekli yine de muhafaza edilmiştir. 12. ve 13. asır müellifleri de bu tezi teyit eden bu imlayı vermişlerdir. Bu 5 kaynak dışında bütün İslam yazarları ismi hep Selçuk şeklinde yazmışlardı. Bu imlanın Selçuk şeklinde telaffuzuna bir engel bulunmadığından Selçuk veya Selçuk gibi iki telaffuz ile karşılaşmış oluyoruz. Bu sebeple birinci tezin de reddedilmiş olduğunu sanmıyoruz. Bilakis Türkçenin fonetik bir halde olması kalın seslerden ince seslere doğru tekamülü düşünülürse aslının Selçuk olduğu ve Selçuk şeklinin muharen meydana çıktığı anlaşılır. Filhakika kaynakların ittifak eylediği Selçuk imlasının
Selçuk Şekli'nde olduğu ve söylendiği hakkında bir delilde eski Türkçe'de sal, bakın sel değil, sal, isim ve fiil kökü ile yapılmış bir takım isimlerin mevcudiyetidir. Gerçekten salcı, salı, salındı, saltuk ve salgur adları bu görüşü teyit eder. Bundan başka salçı kelimesinin de bazı Türkçe lehçelerinde mücadeleci manasına gelmesi kuvvetli belirgin olarak kayda sayandır. Bu son kayıt üzerinde dikkati çeken pilot bu güzel deliyle rağmen Bylord'un tesiriyle bundan faydalanamamış ama ikincisi de iltihak etmiştir. Böylece eski müelliflerin Türklerden bu ismi Selçuk şeklinde duyarak zapt ettiklerini başlayan Selçuk telaffuzu henüz umumileşmeden yazılı kaynakların baskısı ile birinci imlanın yerleştiğini ve ikincisinin meydana çıkamadığını meydana koymuş oluyoruz. Selçukluların menşei. Selçukluların 24 Oğuz kabilesinden Kınık boyuna mensup bulunduğunda kaynaklar resmekte ve bu hususta hiçbir tereddüt kalmamaktadır. Alparslan zamanında Suriye havalesini fetheden Yakbulu Türkmenleri reisi Assız'ın aynı Kınık boyuna mensup olduğuna da ilave edelim. Diğer kaynaklara Oğuzname'ye ve Ananeye aykırı olarak Kaşgarlı Mahmud'un Kınık boyunu alt sıradan başa çıkarması zamanında Selçukluların kazandığı ehemmiyetle alakalı olmalıdır. Selçuk'un babası Dukak üzerinde de bir ihtilaf yoktur. Bunun bazen Yukak şeklinde gözükmesi fenotik bir hadise olup bu da Uran Nehir adının dayık, yayık. Göktürklerdeki matem merasimi için Bizans kaynaklarında kaydedilen dahiye şekillerinin delalet ettiği üzere Türkçenin tekamülünde kelimeler ortasında olduğu gibi basında da bir D-Y tebadülünün mevcudiyetini gösterir. Rivandi ve bu esasa dayanan muhahar kaynakların verdiği Lokman adı ise sadece bir istisna hatasına ve Dukak ismini anlayamadıklarına delalet eder. Rudolf lügatına göre bayraktar manasına gelen Dugag kelimesi ile Şeyh Süleyman'ın Çağatay lügatının bayraktar ve kumandan ile ifade eylediği Tuggacı bu ismin menşei ile ilgilidir. Nitekim Kaşgarlı Mahmud'a göre Tuğ bayrak ve sancak manasında kullanılmış ve Osmanlılara kadar gelmiştir. Dugag'ın Temür Yalığı ünvanını tasadığına dair kayıtlar eski Türklerde ok ve yayın bir hakimiyet alamet olarak kullanılmasına ve Ebul Ferec'in kuvvetinden dolayı ona demir yayın ünvanı verdiği kaydına rağmen bu Oğuz Bey'ine sanıldığının hilafına olarak boy beyliğinden ileri bir siyasi kudret affolunamaz. Nitekim eski Türklere ait mühim ünvanla bize intikal ettiği halde demir yayın ünvanına rastlamayışımız da başka türlü izah edilemez. Dede Korkut kitabında demir yaylı Kıpçak Melik şeklinde meydana çıkması ünvanın 5 asır sonra da göçmeler arasında mevcut olduğunu fakat Kabele teşkilatı üstünde bir ehemmiyet kazanmadığını gösterir. Sultan Tuğur Bey zamanında bunun Farsça bir tercümesi olarak bir Türk beyinin kuvvetli yay ünvanı ile kaydedilmesi de ikinci bir tarihi misal olarak kayda sayandır. Farsça kaynaklarda olduğu gibi Arapça kaynaklarda da ünvan Kavs al-Hadid şeklinde tercüme edilirken Türkçe li nispet eki ihmal edilmiş ve başa konulması gereken Arapça Farsça mukabili sahip gelmesi düşmüştür. Selçuk oğullarının Dukak'tan ileri cedileri hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Reşidettin'in Selçuk'un adaları olarak Tuğrul, Toksurmuz ve Keregücü Hoca adları eski kaynakların hiçbirinde mevcut olmayıp tarihi bir kıymet taşımaz. Bu sebeple Oğuzname'de Hergâh Tıraş ve Kaşgarlı Mahmud'da Tacırıcı
manasına gelen kere gece adına dayanılarak Selçukluların istimai ve hukuki mevkilerine tayin tesebbüsü tarih bir esas ile ilgili bulunmadığı gibi asil bir boybeyi olması ve hususuyla Tukak'ın oğlu Selçuk'un subası gibi yüksek bir mevki ve ünvan sahibi bulunması ile de uzlaşmaz. Zira ileride görüleceği üzere Yengi kent Yakbularının Selçuklulara karşı düşmanlığı o kadar derindir ki hakimiyet-i İslamiyet davasında bulunan Selçuk ve Kınık boyunu küçültmelerini anlamak hataydı. Bunun gibi Selçuk'un menşeini eski Türk hakanları soyuna bağlayan bir görüşte aynı derecede mukabil bir ifradı temsil eder. Filhakika Karahanlılar gibi Selçukluların da kendilerine efsanevi Afrayib'a nispet etmeleri ve bunun sultanın mensurunda da zikri hakikatte Destani Oğuzhan'ın bu isim ile Farsça'ya intikalinden ve kendilerini onun neslinden ve Kınık boyundan gelen asil beylerin torunları saymalarından başka bir manaya gelmez. Bu sebeple bütün Oğuzların Oğuzhan'a ve Afrasyab'a nispeti rahiptir. Düzeltiyorum, tabidir. Nitekim Hristiyan kaynaklarında halifeye gönderdiği bir mektupta Tuğrul Bey'in kendisini Hun hükümdarları soyuna bağladığına dair rivayette bu mahiyettedir. Selçukluların Gazneliler Kölezade ve kendilerini de Padişahzade saymaları bütün oğullar gibi onların da Destani Oğuzhan evladı olduklarını, okların annesine sedakat götürdüklerini ifade eder. Kasgarlı Mahmud'a rağmen Kınıkların oğul boyları arasında sonuncu mevki istikrar eylediklerine dair bir delil de Türkler hakkında çok esas bilgiler sahip bulunan ve hatta bazı kayıtlara göre de Oğuzname rivayetlerini duyan Süryani Mihail Selçukluların iktidara gelişini naklederken bu sırada toplanan kabile reislerinden en azından ülkede bulunan birisinin hükümdarlığı kazandığına dair bir hikaye anlatmakla aynı hadiseyi işaret eder. Oğuzname'nin Yengi kent Yakbularının evvelce Kayı sonra da Yadır boylarına mensup bulunduklarını belirtmesi ve Kınıkları zikretmemesi de manalıdır. Nihayet Selçuk ve babasının Oğuz devletinde Yakbu değil Subas mevkiinde bulunması da dikkati çeker. Bu sebeple Selçukluların kendilerini Oğuz Han'a bağlamaları ve onların doğrudan doğruya Kağanlar sülalesine mensup olduklarına delalet eder. Ve ne de aksi takdirde onların asaletini şüpheye düşürür. Esasen Müslüman kaynaklarına göre yalnız Karahanlılar ve Selçuklular değil İran kültür tesirine pek az uğramış Mani İhasit ve Uygurlar bile efsanevi ataları bu anı Afsaryab ile birleştiriyorlardı. Bununla beraber Oğuz Han'ın Afsaryab olduğuna dair rivayetler muhahardır. Gazali'nin Türklerin Afsaryab'a Tunga Alp dediklerine de dair rivayet manalı olup bu efsanevi Alper Tunga olup Nideli Kadı Ahmet de Tunga Alp adını vermiştir. Ebul Gazi Bahadır An, Hoz An ile Afsaryab'ı açıkça aynı şahıs olarak göstermiştir. Oğuzname'nin bir hulasasını veren Tevari Türkmeniye müellifi Karakoyunlular ve diğer Oğuz hanedanları gibi Selçukluların da Oğuz Han'dan geldiklerini yazar. Ki bütün muhahar kaynaklar bu hususta ittifak etmiştir. Yani değerli sorun çok doğal olarak Selçuklular kendilerini Oğuz Han'a dayandırmaktadırlar. Çünkü Oğuz Han Türklerin atası olduğu için Selçuklular da son boy oldukları için en alt boy kendilerini yukarıdan birine bağlamak zorunda duymuşlar doğal olarak. Yoksa devletlerini korumazlardı. Ve tarihi çok farklı yazılardı. Bunun nispetinde de Selçuklular kendilerini efsanevi Oğuz Han'a bağlamışlar.
Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, videomuzun ikinci kısmında süreç tamamlandı. YouTube'un çekiliş süreci. Onunla ilgili biraz konuşacağım, yarım saat. Onunla ilgili size biraz bilgi vereceğim. Bir iki kaydı dinleteceğim. Ve onun üzerinden konuşacağız. Şimdi en son yüklediğim bu videodan bir önceki Sevinç Çukurlu tarihi arasmasında şöyle bir durumla karşılaştım. Orada şöyle bir cümlem var. Diyorum ki ben orada. Türkler diyorum, yani bizim devletimiz için konuşuyorum. Her ne kadar Arap ülkeleri ne diyorum, yardım ediyorlarsa da diyorum. Aynı yardımın aynısını diyorum, hatta daha fazlasını diyorum. Doğu Türklerine de yapmalıdırlar diyorum. Çünkü diyorum Doğu Türkler diyorum bir Türk yurdudur diyorum. Gerçek soykırım orada yapılmaktadır diyorum. Kimler tarafından Doğu Türkistanlılara. Ki diyorum eğer bugün Doğu Türkistan hakkında konuşulmazsa, video paylaşılmazsa, bir şey yapılmazsa, gerekirse sokağa çıkılmazsa, yarın bir gün diyorum, önce Orta Asya ülkeleri, akabinde Azerbaycan, akabinde Kuzey Kıbrıs, akabinde de en son olarak da Türkiye elden gider ve 1000 yıllık Türk yurdu ortadan kalkar diyorum. Ki nitekim bu videoların sonrasında şöyle bir olaya maruz kaldık. Rusya'dan, Çin'den, hatta direkt sayı verelim ben. Direkt sayı vereyim ben size. Rusya'dan 2000, Çin'den 6000, Ermenistan'dan 3000, Gürcistan'dan 4000, artı Güney Kıbrıs'tan da 1000 adet şikayet geldi. Hemen bunun sonrasında toplam şikayet sayısı 30.000'i geçti. 30.000'i geçince benim kanalımın aldığı toplam şikayet sayısı YouTube haklı olarak benim kanalımda bir inceleme başlattı. İnceleme neticelerine kadar ben videoyu yükleyemedim. Akabinde YouTube incelemesini tamamladı. İncelemesini tamamladıktan sonra bana destek ekibi, YouTube'un destek ekibi bir mail gönderdi. Tabi İngilizce gönderiyorlar. Ben de bunu Google çevirden ekran fotoğrafını alıp çevirdim. Ve mailer sonuna ulaştım. Bana denilen şu. İşte Sayın Osmanlı tarihi, hatta düzeltiyorum Sayın Türk Dünyası tarihi. Çünkü o zaman kanalımızın ismi Türk Dünyası tarihiydi hatırlarsanız. Sayın Türk Dünyası tarihi. Kanalımız hakkındaki şikayetleri inceledik. Şikayetlerin haksız olduğuna karar verdik. Lakin Türk dünyasını savunduğunu dinlemiyorlar bakın. Halkı bölücülüğe tahrik ettiğiniz için diyorlar. Ki burada halktakiler de o Türkiye'den vardır büyük ihtimalle. Kanalımızda bir inceleme başlattık. İnceleme başladıktan sonra kanalımızdaki şikayetlerin yersiz olduğuna karar verildi. Akabinde şöyle bir ikilemde kalındı. Şikayetlerin 30.000'in gitmesi nedeniyle 3 günde ben persimi yükledim. Pazar günü 30.000'di. Kanalım gitmişti yani. Pazar günü video yükleyemedim. 3 günde 30.000'i geçmesi sebebiyle belirli bir müddet şey videosu, yani böyle uzun video, 15 dakikalık video falan yükleyemeyeceksiniz. Lakin ilerleyen zamanlarda kanalınızı tam manasıyla elinize alabilirsiniz. Akabir ben destek ekibiyle konuştuğumda şöyle bir konuşma gerçekleştirdim. Gmail vasıtasıyla. Dedim ki ben kimseyi böyle şöyle tahrik etmedim. Bilakis amacım tarihi anlatmaktı. Ki orada ben tarihi anlattım. Burada çözümün arkasındayım. Ve kanalımda herhangi hiçbir milleti ötekileştirmedim, bölücülüğe tahrik etmedim, sokağa davet etmedim. Kanalımın eskisi gibi tam manasıyla kurtarılmasını talep ederim. Bu konuşma pazartesi günü geçiyor. Akabinde bana sarsam bugüne cevap geldi. Sayın Osmanlı tarihi. Kanalınızdaki işlemlerin tamamlanması 1-2 gün sürecektir. Bu münasebetle bu hafta, yani 1-2 günlük
zaman zarfı içerisinde kanalına da video yükleyemezsiniz. Yüklerseniz de kısa videolar yükleyebilirsiniz. Akabinde ben kanalım video tutuk olmasın diye tabii o zaman gün çarşambaya geliyor. Çarşamba günü. Kanalım video tutuk olmasın diye videolarımı ikiye böldüm. Mesela 7.5 dakika, mesela 15 dakikalık videom var. 8 dakika video çektim, 7 dakika video çektim. Osmanlı tarihi videosuydu. Mesela eğer dönmeseydi bu, mesela bunu 3'e bölecektim. 15, hatta belki 4'e bölecektim. Kimese kadar da gidebilirdi yani. Ama ben 1-2 gün beklemeyi tercih ettim. Çünkü içeriği çok bölüyordu. Ve ben bekledikten sonra Cuma günü gece yarısı bana mesaj geldi. Cuma gece yarısı. 2 gün sonra. Çarşamba Cuma. Sayın Osmanlı tarihi meyalen söylüyorum tabi İngilizce çünkü bu. Kanununuzu kurtardık. Kaçırın yersiz olduğundan karar verdik. Kanununuz eski gibi video yükleyebilirsiniz. Akıbı ben Cuma günü gece yarısı değil, cumartesi günü sabah erken kalktım. Bir tane video çektim. Gece rafanın videosunu yükledik. Hemen pazartesi günü bir tane daha video yükledik. Geçen hafta zaten orada söylediği biliyorsunuz. Zahirlere vermeme gerek yok. Oradan ise onu da yükledikten sonra kanalımızı kurtardık. Buna ikna olduk. Akabinde 30 bin şikayet geldiği için YouTube bana bir öneride bulundu. Dedi ki Sayın Osmanlı Sayın Türk Dünyası Tarihi, çünkü kanalımızın adı Türk Dünyası Tarihi. Ben hala eski kanalımızın adını hatırlıyorum. O yüzden Osmanlı Tarihi diyorum ki ama kanalımızın adı Türk Dünyası Tarihi. Videolarınızda meğer söylüyorum tabii ben bunu. İngilizce yoksa. Videolarınızda yani yüklediğiniz içeriklerinizde elinizden geldiği kadar siyasi tarih kısmına girmeyin. Siz sadece tarih kısmına anlatın ve videolarınızı yükleyin. Ben onun için videolarımda zaman zaman hatta çoğunlukla artık siyasi tarih kısmına girmeyeceğim. Sadece ve sadece şey yapacağız. Tarihin tarih kısmını, yazılmış kısmını anlatıp siyasi tarih kısmına girmeden tarih kanalımızı bu şekilde belirli bir müddet devam ettireceğiz. Tabii ki bu kanal Türkçü bir kanal. Ve reisin dediği gibi Turan'ı kuracağımıza inanan, Türk birini kuracağımıza inanan bir kanal. Bu kanalı kapatmaya, yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Diyelim ki kanalımız kapandı. Diyelim ki şikayetçiler fazla. Kanal kapandı. O zaman ne yapacağız? Yeni bir kanal kurarız. İnternetlerimizi ben her türlü yüklerim. Paylaşırım. Yeni bir kanal kurarız. Kanalımızı kapatmak öyle kolay değildir. Ha, kapatabilirler. Kapatmazlar değil. Ama yeni bir kanal kurarız. Onu mu kapatırlar? Yeni bir kanal kurarız. Böyle böyle ben Türk Dünyası tarihini anlatana kadar tamamıyla ilk devletten son devlete anlatana kadar ben bu kanalın varlığını muhafaza ve müdafaa ederim. Tabii ki burada destek ekibinin de bir suçu yok. Çünkü bir videoya şikayet geldiği zaman böyle 3 günde 30 bin şikayet bir videoda haklı olarak destek ekibi de inceleme yapmak zorunda. Yani bu adam ne anlatıyor, ne anlatmıyor. Ben o yüzden geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız video yükleyememiştim. Ama tabii sonrasında ne yaptık? Cumartesi bir video yükledik, pazartesi bir video yükledik. 2 haftayı kurtardık. Ben tarihi anlatmayı seven bir insanım. Tarihçi bir insanım. Elimden geldiği kadar ve kendi bilgimle, ki ben Osmanlı tarihçisiyim bakın, ben Selçuklu çok tarihçisi değilim. Ben Osmanlı tarihçisiyim ve Türkiye tarihçisiyim. Ben elimden geldiği kadar bütün Türk dünyası tarihini anlatmaya ve anlamaya çalışacağım. Şimdi yıllar önce ben Kore'ye gitmiştim. Hatta yıllar önce dediğim 2019 yılıydı, yani 2 ya da 3 yıl önce 9. sınıftayken. Orada şöyle bir yazı gördüm ben Anıtkabir'de. Ben bunu daha önce de görmüştüm. 4. sınıfta gittiğimde. Atatürk diyor ki, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı satırtacak bir mahiyet alır. Şimdi diyelim ki ben videomu çekiyorum, yüklüyorum. Ben diyelim ki tarihi saptırdım. Sırf Amerika'ya, İngiltere'ye,
Gerçi Amerika İngiltere'nin moralinde ilgisi yok. Bu olay Çin kaynaklı. Ben sırf Çin'e yarılmak için Doğu Türkistan'ı imal ettin. Sırf Rusya'ya yarılmak için Orta Asya'yı imal ettin. Sırf Yunanistan'a yarılmak için Türkiye'yi imal ettin. Sırf Güney Kıbrıs'a yarılmak için Kuzey'i imal ettin. Sırf Ermenistan için Azerbaycan'ı ihmal ettim. Ama ben ne anlatacağım? Tarihi, hangi tarihi anlatayım yani? Ne tarihi anlatayım ben size? O yüzden kanalımıza şikayet gelecek bakın. Elbette gelebilir. Ama bu kanal kapanmayacak. Bu kanal kapansa bile söz veriyorum. Ben yani İsmail Erdoğan Tüftel'e Türk dünyası tarihine ilk devletten son devlete tam manasıyla anlatana kadar kanalımın varlığını koruyacağım. Elimden geldiği kadar kanalımın içeriklerini bakın şimdi onların istediği yani Rusya'nın, Çin'in istediği Ermenistan'ın gücü yetmez de Güney Kıbrıs'ın da gücü yetmez. Rusya'nın, Çin'in istediği biz tarihimizi unutalım. Onlar bize bir tarih anlatsınlar. İşte neymiş Ermeni soykırımı. Hadi oradan. Rahmetli Erbakan Hoca'nın tabiriyle. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Neymiş Doğu Türkistan'ı yok mu? Hadi oradan. Onlar bize neymiş Kuzey Kıbrıs diye bir de böyle ülke yok mu? Onu tanıyan bir tek biz var mı? Hadi oradan. Onların istediği bu. Onların istediği biz tarihimizi unutalım. Biz geçmişimizi unutalım. Geleceğimize yön veremeyelim. Geçmişini unutan geleceğine yön veremez. Ve geleceğini unutan da öyle veya böyle zamanı geldiğinde emperyalist güçlerin boyunduruğu altına girer. Nitekim Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda güçlü bir devlet. Ta 1566'ya kadar. 1566'da duraklama dönemi başlar Osmanlı'nın. Gerileme değil bakın duraklama. Duraklama döneminde sonra son dönemlerinde Osmanlı'nın 18-19. Yüzyıllarda belki 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti artık çok güçsüz, çok zayıf bir devlet olmuştur. Bunun da yegane sebebi Osmanlı Devleti'nin geçmişini unutması, geçmişini unutması ve geleceğini vermemesidir. Nitekim Sultan II. Abdülhamit eğer 10 yılda hatta kalsaydı ya da bir ömür boyu ölene kadar padişahlarda olduğu gibi ki zaten Abdülhamit de padişahdır yani cumhurbaşkanı falan değildir. Tahtta kalsaydı Osmanlı Devleti Birinci Cihan Harbi'ne girmeyecekti. Birinci Cihan Harbi'ne girmediği için de bütün yıpranmış geri kalmış, zayıf Avrupa'ya karşı hatta dünyaya karşı Osmanlı Devleti çok güçlü, çok müreffeh bir devlet olacaktı. Ve Osmanlı Devleti varlığını belki de 100 yıl, 200 yıl daha muhafaza, müdafaa edebilecekti. Ve lakin bu onların içine gelmedi, Avrupalı devletlerin. Erdoğan da Yiğit Abdülmetin'in meşhur sözüyle onlar oluyor ülkeyi yönetsin de ben 100 yıl yönetmiş sayayım tabiriyle. Mehmet Reşat'ı ve Mehmet Vahdettin'i başa geçirdiler. Avrupalı devletler. Ve devlet 10 yıl sonra yıkıldı. Bizim de burada, benim de burada anlatmak istediğim şudur. Ben elimden geldiği, dilimin döndüğünce Türk dünyası tarihini anlatmaya devam edeceğim. Çünkü biz Türk'üz. Biz Arap değiliz. Araplık bizim dinimize, hatta yani bizim dinimiz dediğim bizim yapımıza, Türklük yapısına sonradan eklenmiş bir sistemdir. Bak biz Arap değiliz, biz Türk'üz. Lakin bir Müslümanız. Müslümanlarla ne Alevisi vardır, ne Sünnisi vardır. Müslüman, Müslümandır. Alevilik ve Sünnilik de çok sonradan çıkmış olan 900 binli yıllarda İmam Safi, İmam Hanbeli, İmam Maliki, İmam Maturidi zamanlarında çıkmış olan yapılardır. Bizler hep birlikte Müslümanız. Ne Aleviyiz ne Sünniyiz. Bizler birlikte Türk'üz. Biz Arap değiliz. Araplarla Türklerin hiçbir alakası yoktur. Bizler Türk'üz. Ve Türk kimliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Çünkü eğer biz Türk kimliğimizi muhafaza etmezsek yeri ve zamanı geldiğinde ki bu arada bu videoyu da yükleyemeyebilirim eğer gene kayıt alırsa yeri ve zamanı geldiğinde
biz yok olup gideriz. O yüzden biz Türk olduğumuzun ve Türk devleti ne yaşadığımızın, Türkçe konuştuğumuzun farkına varmalıyız. Arap kültürüne özenmemeliyiz. Çünkü Araplık bizim şeyimizde yoktur. Biz Türk'üz ve Türk kalmalıyız. Yoksa biz de zaman içerisinde asimile olup yok olup gideriz. Türklüğümüzü muhafaza etmeliyiz. Tabi hemen sonrasında değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, şöyle bir durum daha var. Onu da paylaşalım sizlerle. Tabi dostlarım, şöyle bir durum var. Onu da size belirtelim burada. Türkler asil bir kavimdir. Çünkü mesela Arapların tarihi 1400-1500 yıllıktır. Lakin Türklerin tarihi 10.000 yıllıktır. Araplar Hazreti Muhammed'den önce kendi karakter, şeref, haysiyetlerini kaybetmiş, puta tapan insanlardı. Lakin Hazreti Muhammed'le Araplar gerçek bir millet oldular. Lakin şimdi değerli dostlarım bakın. Araplar Hazreti Muhammed'le devlet oluyor, millet oluyor ama Türk devleti, Türk milleti 10.000 yıllık. 10.000 yıllık bir devletten bahsediyoruz biz orada. Mesela tek silahlı kuvvetlerin kurulması bile bakın 2500 yıllık. Düşünün yani gerisini. Neye yarar olsun, neye yarar kardeşlerim? Bizler Türk'üz. Türk varlığımızı muhafaza etmeliyiz. Bu kanal Türkçü bir kanaldır. Bu kanalda ben ne diye bu kanalı kurdum? Bakın ben siyaseti bir insanım. Siyaseti çok severim. Zaten siyaset olmadan da yaşayamam. Ben bu kanalı ne diye kurdum? Türk dünyasına insanlara anlatayım diye kurdum. Ben siyasetçi olduğum kadar bir de tarihçiyim. Ben tarihçi olduğum kadar bir de dine merak salan, dinle ilgilenen bir insanım. Şimdi ben İsmail Ercan Çifteli ve yeni adıyla İsmail Çifteli, yeni adıyla İsmail Çifteli çünkü Ercan'ı attırdım. İsmail Çifteli varlığını tarih bilimine merak duymakla kazanmış tarihçi bir insanım. Ben bu kanalı sizlere tarihi anlatmak amacıyla kurdum. Ne Amerika'sı, ne Rusya'sı, ne Çin'i, ne de diğer bir ülkesi. Bu kanalı kapatamazlar. Bu kanalı kapanabilir bakın. Ama bu kanalı kapandıktan sonra emin olun kardeşlerim. Hemen sonrasında yeni bir kanal kurarım. Ve yeni triklerle, yeni videolarla hepinizin huzuruna çıkar. Tekrardan kaldığımız yerden tarihimizi anlamaya ve anlatmaya çalışırım. Benim kanalımı ben süreci tamamlayana kadar, yani bütün Türk devletlerini anlatana kadar, en baştan en sona, hepsini anlatana kadar, bu kanalı kimse ve kimse kapatamaz. Ben bu kanal kapanırsa bile bu projeden vazgeçmem ve sizlere söz veriyorum. İnşallah bu projeyi bitirip ondan sonra zaten kanalımızın bir önemi kalmayacağı için kanalımızı o zaman kapatabiliriz. Ama bu zamanlarda sizlere söz veriyorum. Sıkayet de gelse, Rütü'ye zevtiyorum, Yüzba'da takılsak, Rütük böyle çok televizyonlara kafayı taktığı için, hani benim de aklıma Rütük geliyor bir anda. Çok Yüzba'da takılsak, çok YouTube'da da Sıkayet alsak, video yükleyemesek dahi, ben söz veriyorum sizlere. Bu kanalın varlığını ben muhafaza edeceğim. Tabii ki şöyle de bir durum vardır. Bizim tarihimizi unutmamız herkesin içine gelir. Çünkü biz eğer tarihimizi unutursak Araplaşır, asimile olur ve devletlerimizi, devletimizi kaybederiz. Ki bakın dostlarım, kardeşlerim. Onu da gerçi son kısımda anlatalım. Yani biz asimile olmamalıyız. Biz eğer asimile olursak devletimizi, milletimizi kaybederiz. Bizler Arap değiliz. Bizler Türk'üz ve Türk kimliğimizi muhafaza etmeliyiz. Çünkü dünya üzerinde hiçbir devlet Türkler kadar anlı şanlı bir devlet değildir. Hiçbir devlet. Tabii dostlarım, eğer Türklüğümüzü imal edersek, Araplaşırsak devletimizi kaybederiz. Bizler Türk'üz. Bakın ben size açık açık söyleyeyim. Türkler Türk'tür. Mesela ben yapımlar neticesinde bir şey öğrendim. Ben mesela Karanoğulları'na dayanıyoruz bizim soyumuz.
Yapılan toplumlar listesinde bunu öğrendim mesela. Türk bizim yani ailemedim soyu. Karın onlarına dayanıyormuş. Ki mesela karın onları bile düşünün yani kendisine alınan soyadının varisi olarak gören insanlar. Dediğim gibi biz tarihimizi kaybettik, Yozgat'tık. O zaman ne olur? Diyelim bunu da son videomuzun son kısmında sizlerle birlikte anlatalım ve anlayalım. O zaman hazırsanız videomuzun son kısmına geçebiliriz dostlarım, kardeşlerim. Dostlarım son videomuzun son kısmına geldik. Ona da burada değineceğiz. Bakın Midler, Türk demiştik. Peki bu kanal niye şikayet alıyor? Ben size bunu anlatayım. Bakın benim kanalım, siz bunu göreceksiniz 1-2 sene içerisinde. Çok rahat 2023 yılında, çok rahat bir şekilde kanalın kuruluşunun 3. yılında 300 bin görüntülemeyi geçecek. Bakın benim kanalımın şu anda 5 bin görüntülemesi var. Lakin benim hedefim o 3 bin görüntüleme. 60 kat büyütmek. Peki 60 kat büyüyecek de nasıl büyüyecek? Siz bunu belki imkansız olarak görebilirsiniz, başka türlü görebilirsiniz ama. İlgili öne çıkan yerler bunu gerçekçi olarak gördükleri için, benim kanalımın büyüyeceğini bildikleri için benim kanalıma şikayet ediyorlar. Amaçları ne? Benim kanalımı kapatmak ve mümkün mertebe beni tarihten uzak tutmak. Tabii ki ben kanalım kapansa dahi, ki sonra benim kanalım kapanmadı. Bunu söyleyeyim yani. Ben kanalım kapansa dahi kanalımın varlığını gerekirse yeni bir kanal kurarak, gerekirse başka bir yol bularak muvaffata müdafaa edeceğim. Ben bu kanalı kurarken kendime bir söz verdim. Dedim ki, İsmail, Türk dünyası tarihini anlatacaksın. Kanalın kuruluşundan bir yıl zarfı içerisinde, ilk bir yılda Haziran ayından öncesini kastediyorum burada. Benim önümde yeterli kaynak yoktu. O yüzden kanalımın ismi Osmanlı tarihiydi. Videolarım zayıftı. 50 saniyelik, 1 dakikalık videolar yüklüyordum. En uzun yüklediğim video 7 dakikaydı. Haziran'dan önce. Lakin şimdi elimde kaynak olduğu için, elimde imkan olduğu için dostlarım, kardeşlerim ne yaptım? Şunu yaptım. Kanalımın içeriğini çok güzel bir şekilde geliştirdim. Kanalıma yeni içerikler buldum. Ve süremi de arttırdım ve kalitemi de yükseltti. Çünkü eğer kalıcı olmak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bunları yapmadan kalıcı bir kanal kuramazsınız. Tabii ki insanın bir fanidir. Bu projeyi tamamlayacağız. Ömrümüzün yettiği nispette. Ve bu projeden sonra emin olun Türk tarihi hakkında bilinmeyen ya da bilinmek istenmeyen birçok şeyi gün yüzüne çıkaracağız. Çünkü biz Türk'üz. Şimdi bakın, geçen gün ben Ayasofya hakkında konuşmuştum. Ayasofya 2-1 cami hakkında. Ve şöyle demiştim ki, Ayasofya camidir, cami kalmak zorundadır. Bunun üzerinden bazı zümreler benim siyasi kimliğim yani siyasi görüşüm üzerinden bir iki çıkarımda bulunmuşlar kendi çapraz. Bakın, şöyle bir durum var. Ayasofya ben size anlatayım dostlarım. Ayasofya niçin cami olarak kalmak zorundadır? 1453 Fatih Sultan İstanbul'u fethediyor. İstanbul'un fethinden hemen sonra Ayasofya'yı camiye çeviriyor. Ve Ayasofya Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar padişahların resmi namazlarını kıldıkları bir camidir. Ve sonunda Avrupa devletlerine Osmanlı'ya yadırlanmaktadır. Osmanlı'nın gücünü, kuvvetini, kudretini. Tabi o zamanlarda mecburduk müdahale getirmeye. Çünkü biz savaşın yeni çıkmıştık. Yeni bir siyasi krizi, savaşı göze alamazdık. Lakin şu anda biz her ne kadar ekonomik olarak 128 milyar dolarlık bir zarara uğrasak da, ekonomimiz çöp olsa da, dolar euro 10 lirayı geçse de, geçmek üzere olsa da, biz şu anda ekonomik olarak savaştan birazcık daha gelişmiş bir durumdayız. Bakın, Ayasofya'nın nasıl bir hikayesi vardır. Ben bu arada siyasi tarih kısmına girmeyeceğim. Sadece normal tarih kısmına gireceğim bu konuda. Ayasofya'nın nasıl hikayesi şudur. Biz Ayasofya'ya dedik ki bakın Osmanlı ölmedi. Osmanlı var ve varlığını koruyor.
Biz her ne kadar ekonomik olarak zorda olsak da 128 milyar dolarımız kaybolsa da damat bakan ortadan kaybolsa da biz şu an Osmanlı İmam Fatıma müdafaa ediyoruz. Ve biz Osmanlı'yı yeniden diriltecek bir güce sahibiz. Bu yüzden Ayasofya'yı gibi bir cami şerifinin cami olarak kalması en müstahkem görevlerden bir tanesidir. Bu konuda Ayasofya'nın hikayesini bilmeyen, Ayasofya'nın geçmişine, geleceğine, ne için cami yapıldığını bilmeyen veya bilse de benim kadar detaylı bilmeyen bazı zümreler, muhalefet ya da iktidar yanındası fark etmez. Ayasofya niçin camiye çevrildi? Ayasofya müze olarak kalsın, Ayasofya müzedir falan filan diyorlar. Lakin Ayasofya bir camidir, Osmanlı Devleti'ni hatırlatmaktadır. Ve bu yüzden Ayasofya'nın cami olarak kalması hem vallahi hem billahi hem tillahi en önemli görevlerden bir tanesidir. Bizim şu anda yapabileceğimiz yegane şey her ne kadar 128 milyar dolar kaybolsa da, damat ortadan kalksa da, ekonomi çöp olsa da, falan filan siyasete girmeyeyim. Söz verdim. Ayasofya'yı korumaktır. Çünkü biz Ayasofya'yı koruyarak onlara suyumuzu veriyoruz. Bakın Ayasofya azıcık Osmanlı yazıyor. Bakın şöyle bir durum var. Ben niye bu Ayasofya hikayesini anlattım? Hem bazı sefer bana sen hangi nasıl bir insansın falan filan. Yani siyasi görüşümü sorguluyorum. Bunu da sana anlattım. Hem de kanalıma bağlayacağım lafı. Bakın aynı şekilde Anadolu Ayasofya Osmanlı'nın devamı ise bu kanalda Türklüğü anlatan bir kanal. Türk tarihini anlatan bir kanal. Türk milliyetini anlatan bir kanal. Ben Türk milliyetçisiyim. Bakın ben MHP'li değilim. Ama ben milliyetçiyim. Çünkü her insan milliyetçidir dostlarım. Her insan vatanının tasını, toprağını sever. Her insan vatanının tası toprağı için canını ortaya koyar. Buna Alman da dahildir, buna Fransa da dahildir, buna Rus da dahildir, buna Amerikalı da dahildir. Her insan böyledir. Ya yine aynı ölçüde biz kanalımızın varlığını muhafaza ve müdafaa etmeliyiz. Sizlerden de isteğim. Kanalıma elinizden geldiği, dininizin döndüğünce ne olur ne olur ne olur abone olun. Bakın gönderilerimiz artıyor. Artacak. Bizim gönderilerimiz çok ciddi bir şekilde artacak. Ama içinde bulunduğumuz nispette gönderilerimizin arttığı kadar abonelerimiz artmıyor. Sizlerden rica ediyorum. Ne olur bu kanala abone olun. Çünkü bu kanala abone olmazsanız bu kanal kapanabilir. Bakın ben bu kanalı kapatmayacağım ama eğer şikayetler böyle gelmeye devam ederse Selçuklu videolarına, Osmanlı videolarına emin olun YouTube bu kanalı ilerleyen yıllarda ya da aylarda kapatmak durumunda kalabilir. Bakın bu da kesin bir durum değildir. Bir ihtimaldir. Bunu da söylemek mecburidir. Bizler burada Türk dünyasını anlatmaya çalışan insanlarız. Biz elimizden geldiği dinimizden döndüğünce bu kanalda Türk dünyası tarihini anlatacağız. Anlatacağız. Biz ne zaman bu kanalı kapatırız? Bakın kapatmayı demiyorum. Kapatırız biz bu kanalı. Ama bir şartımız var. Bir şartımız. Geçmişten günümüze. Bütün Türk tarihini anlattıktan sonra zaten bu kanalın varlığına gerek kalmaz. Çünkü zaten hepsini anlatmış olurum. Bir çekecek video bulalım. Bundan sonra söz veriyorum ki ilgili yerlere bu kanal kapanacak. Ama bu da benim sözümdür. Bütün Türk tarihini anlatmadan bu kanal kapansa bile YouTube'u bırakmayacağım. Bütün Türk tarihini anlatacağım. Bu benim sözümdür. Bütün Türk tarihini anlatacağım. Ki insanlar Türk tarihi hakkında bilgiye sahibi olsunlar. Şimdi dostlarım, kardeşlerim sizlerden bir isteğim var. Kanalıma ne olur ne olur ne olur abone olun. Bakın görünmemiz artıyor lakin izlenmemiz aynı oranda düzeltiyorum. Abonelerimiz aynı oranda artmıyor. Sizlerden isteğim benim kanalıma abone olmanız. Abone olun ki daha büyük kitlelere ulaşalım. Daha büyük insanları rahatsız edebilelim. Dostlarım kardeşlerim bu videomuzda Selçukluların soyu nereye dayanmaktadır? Kime dayanmaktadır? Selçuklular kimdir? Kısaca bunun cevabını verdik. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu Selçuklular ve Hazarlar meselesi olacaktır.
Biz Selçuklu tarihi hakkında bu videolarımızı size yine aynı ölçüde 3 haftada bir yüklemeye devam edeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türk tarihini anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Ve bütün Türk tarihini bu kanalda anlatacağız. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.